Ultrasonografi çok yaygın olarak kullanılan, basit, nispeten daha ucuz ve anneye ve bebeğe hiçbir yan etkisi olmayan bir tetkik. Oysa fetal MR bir miktar maliyeti daha yüksek ve sadece seçilmiş olgularda yaptığımız bir inceleme. Ve anneye hiçbir yan etkisi yok, bebeğe de yan etkisi yok ve ilaç da vermiyoruz. Fakat fetal MR'ın şöyle bir özelliği var. Ultrasonografi kadar yaygın uygulaması yok. Çünkü ileri uzmanlık gerektiriyor ve yapılan merkezin bu konuda çok ciddi deneyimi olması gerekiyor ve belli kurallara dikkat edilerek yapılması gerekiyor. Dolayısıyla her yerde yapılması mümkün olan bir tetkik değil. Oysa ultrasonografi artık ülkemizde birçok merkezde çok rahatlıkla ulaşabildiğimiz bir tetkik. Ultrasonografi iyi yapıldığı zaman bebeğin bir sürü anomalisiyle ilgili bize birçok ayrıntılı bilgi verir. Fakat ultrasonografinin de belli sınırları var. Nasıl birçok tetkikte ultrason yapıldıktan sonra üzerine ileri tetkik olarak MR isteniyorsa, aynı şekilde fetüs görüntülemesinde de ultrasonografide örneğin bebeğin beynindeki boşluklarda genişleme olduğunda ultrasonun göremediği fakat MR'ın gösterebileceği ek küçük ama hastalığın seyrini çok ciddi etkileyebilecek değişiklikler olabiliyor. Bu değişiklikleri tespit edebilmek için MR çok önemli. Aynı zamanda bebeklerde aynı büyüklerde olduğu gibi inme görebiliyoruz. Beynin kanlanmasında çeşitli sebeplerden dolayı bozulma olduğunda bu inmeleri ultrasonografi ile tespit etmemiz mümkün değil. Ama MR bunları erken evrede tespit edebiliyor. Keza beyin kanamalarında aynı şey söz konusu. MR beyin kanamalarını ultrasonografiye göre daha etkin ve daha ayrıntılı olarak tanımlayabiliyor, bize gösterebiliyor ve sebepleri hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Anne karnında gelişen, az bilinen ama yine de bizim gördüğümüz tümörler var. Onlarla ilgili çok ayrıntılı bilgi verebiliyor. Bebeğin akciğer hastalıklarında, akciğer hacmi hakkında ya da böbreklerinde olan genişlemelerde bunun yeri ne şekilde olduğu, diğer anomalilerle birlikte olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Bir önemli özelliği daha var. Biz bebekte herhangi bir şekilde anomali gördüğümüzde bunu tek başına bir anomali olarak kabul etmeyiz. Acaba bu bebeğin bir genetik problemi var mı? Bu genetik problemlerle birlikte değerlendirilmeli mi? Ona bakarız ve olası genetik hastalıkların işaretlerini de bu MR'da inceleme yaparken ararız. Muhakkak bu aramayı yapmanız lazım ki baktığınız şey basit bir böbrek genişlemesi mi, basit bir beyin boşlukları genişlemesi mi, yoksa aslında siz bir sendroma bakıyorsunuz, bir genetik problemimiz var ve onun bir parçası mı? Bunu muhakkak MR sırasında incelemeli ve değerlendirmeliyiz. Dolayısıyla hastanın hem kadın doğum uzmanıyla gerektiğinde genetisyeniyle konsülte ederek ayrıntılı bir şekilde değerlendirme yapılması lazım.